Dostlar selam. Soul Living'in rehberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü rehberimizde oyunda bulunan tüm eser karakterler için önerilen bu itlere bakacağız. Evet evet doğru duydum tüm eser karakterleri tek bir videoda derledik. Eğer zamanım olursa videonun zaman çizgisinden aradığın avcıya direkt gidebilirsin. Zamanım olmazsa da sağlık olsun. Rehbere geçmeden önce ufak bir ricam olacak. Oyunun resmi içerik üretici programına dahil olabilmem için 1000 abone olmamız gerekiyor. O yüzden eğer şekilde faydalı buluyorsan kanala abone olarak bana bu yolculukta destek olursan çok sevinirim. Şimdi rehbere dönecek olursak. Konsepti anlamanız için ilk avcıda yavaş ilerleyip daha sonra hızlandıracağım. Temel olarak bilmeniz gereken şeyler bu rehberde detaylı bir karakter rehberi değil. Sadece kullanılması gereken setlere değineceğim. Önerilen statlara karakterlerin bulunan önerilen stat kısmından bakabilirsiniz. Gene karakter hakkında bir sorunuz olursa yorumlarda ya da Discord üzerinden her zaman sorabilirsiniz. Diğer bilmeniz gereken şey ise ya yer, yer karakter hakkında ufak bilgiler vereceğim. Son olarak da bilmeniz gereken şey bu video bir TRS videosu değil o şekilde yorumlamayın. Sıralama tamamen rast. Direkten ilk avcımızdan başlayalım. İlk avcımız Ana. Ana içinin en ideal artifact seti armor set olacak. Takılarda ise Champion of the Field tercih edilmeli. Avcının püf noktası olarak ise sürekli olarak olarak üzerinde 18 zehir tuttuğunuzdan emin olun. Bunu teklemenin en kolay yolu karakterin ultisi. Sıradaki avcımız Songi. Bu avcımız da aynı şekilde atak bazlı zehir üzerine oynanılan bir avcı. Songi için zırhlarda iki önemi var. İlki toughness set. İkincisi ise armor set olacak. Takılarda ise expert ya da barzak tercih edilebilir. Üçüncü avcımız ise Han Sok. Karakterin kişiliğini sevmesek de yetenek seti oldukça iyi. Karakter için önerdiğim set Noble. Karakterin takıları için ise önerdiğim set Beyamut set olacaktır. Sıradaki avcımız olan Joe, bence oyundaki en useless avcılardan. Yine de bir nedenden ötürü oynamak, kasmak istiyorsanız önerdiğim setler Armored seti ve Berserker seti olacak. Beşinci avcımız ise Avcı Kang. Bence eğer biz Form Break'e es geçiyorsanız, erken ya da orta aşamalarda olmasa da kesinlikle herkesin kasması gereken bir karakter. Kang için önerdiğim setler Armored ya da Toughness iken takılardaki seçeneğiniz Beyamut olacak. Ufak bir not, eğer savaşlar uzayacaksa Expert seti de tercih edilebilir. Altıncı avcımız oyuncumuz ise Kim Chol. Avcı özellikle orta oyunda çok parlıyor. Önerdiğim setler ise Guardian seti ve Outstanding Connection olacak. Zira karakteri her zaman support olarak kullanıyoruz. 7. avcıya geldiğimizde ise bizleri Nam Chae yum karşılıyor. Bence oyunda mutlaka kasılması gereken eser avcıların başında geliyor. Artifact olarak birkaç alternatifi olsa da bence en mantıklı set Noble avcı Beamut olacaktı. 8. avcı ise Yo Jin Ho. Kendisi muhtemelen oyundaki en güçlü eser kıyma karakteri. Üzerine ışık elementine sahip olması onu daha da değerli. Karakter için önerdiğim setler ise Solid Analysis ve Outstanding Connection olacak. Ve son olarak bahsetmek istediğim avcı Park Heijin. Ramche'den sonra bence oyundaki yatırım yapılması en mantıklı eser avcı. Masaya çok fazla şey getiriyor. Diğer avcılardan farklı olarak Park için iki set öneriyorum. İlki dümdüz armor seti yapmanız. Diğeri ise A5 park e sahipseniz one shot one kill çok mantıklı bir set olacaktır. Takılar değilse Berserker ya da Beamut tercih edilebilir. Kullanılabilir tüm avcılara değindik. Bazılarınız birkaç avcıyı es geçtiğimi düşünüyor olabilir. Ancak hayır. Bu noktadan sonra göreceğiniz avcılara kesinlikle bu yamada yatırım yapmayın. O yüzden karakter hakkında fazla bir şey değinmeyeceğim. Hızlıca ekranda görüyorsunuz şu anda. Diyerekten rehberi burada sonlandırıyorum. Bir sonraki rehberde görüşmek üzere. Hoşçakalın.